Selamun aleyküm. Şimdi sizlere ceylan miskini göstererek miskle ilgili biraz anlatmak istiyorum. Şimdi internette bazı arkadaşlar var bir bilgisine çok güvenen. Misk işte ceylan teri bezi diyen vardır. Ondan sonra yok işte nasıl bir şeydir misk diyen vardır. Kısacası bu misk keseciği. Bu hayvanın şöyle bir parçasıdır, bir organıdır. Yani şöyle gördüğünüz gibi bu iç tarafı. Şuradan deri şöyle devam ediyor. Bu hayvanın arka tarafında bulunuyor. Misk keseciğine kandan ayrışarak mis dediğimiz madde bu keseciğin içinde birikiyor. Ve şurada gördüğünüz gibi delik bulunuyor. Bu delik niye bulunuyor? Erkek ceylan dişi ceylanı etkilemek için arkasını ağaca şöyle sürterek miski bu ağacın üzerinde bırakmış oluyor, yani kokusunu. Sizin anlayacağınız bu misk, misk keseciği düşmez, dökülmez. Yani avcı bunu toplamaz, ağaçtan da toplamaz. Bu bir organdır. Aynı kulak, burnumuz gibi. Nasıl kulağımız dökülmüyor, çürüyüp ya da başka bir şekilde. Aynı şekilde bu da organ, misk keseciğidir. Bunu ya ceylanı avlayarak böyle keseciğini kesip alınıyor ya da hayvanı diri diri yakalayıp işte bu delikten şırıngayla taze miski çekip alabilirsiniz. Yani öyle alınabiliyor. Yani kısacası böyle. İnternette bazı arkadaşlar beyaz miskten bahsetti. Beyaz misk işte yok ceylanın çiftleşme döneminde alınıyormuş da vesaire vesaire. Beyaz misk denen şey white musk İngilizcesi. İçerisinde bu miskten zerre kadar bulunmayan kimyasal esans yağlardan yapılmış, karıştırılarak yapılmış bir kokudur. O sadece kokunun ismidir. Yani onun içinde zerre kadar misk yoktur. Misk de kokmaz o. Aynı nasıl diyelim, Toyota bir araba brandidir, araba markası, bir alt model, bir alt marka ya da ne diyeceksek artık, Corona. İşte o Corona dediğimiz gibi şeydir bu beyaz mask dediğimiz. İşte diyelim ki Duru firmasının ürettiği beyaz mask ya da beyaz misk gibi bir alt isimdir o sadece. Neyse, şu anda şu keseciğimizi keselim. Şimdi bu kesecikten İngiltere'ye ve İtalya'ya göndereceğim. Şimdi içini de göstermiş olayım size. Bıçağım pek iyi kesmiyor gibi. Kesmeye başladı. Kesenin de içi, şimdi size göstereceğim. Kesenin de içi böyledir. Yani mis dediğimiz budur. Yani bunu şöyle sürtüp de üzerinize sürtemezsiniz. Bunun içinden yağ da çıkmaz. Hani bazı arkadaşlarımız vardır bilgisi eksik, yanlış olan. Hani misk yağı işte o kesecikten çıkıyor mu, o direkt üstüne sürülüyor mu diyen arkadaşlarımız vardır. Yok, yok efendim, işte sürülmüyor. İşte gördüğünüz gibi bu margarin kıvamında mı desem ya da toprak gibi mi desem, öyle bir şeyde, kıvamda. Şöyle gördüğünüz gibi. Yani bunun içinden ne yağ çıkar, ne de bu şöyle üzerinize sürebilirsiniz.
Kokusu nasıl diyecekseniz, kokusu aynen tezek kokusu gibi ya da yani biraz kabaca söylemek gerekirse sidik tezek kokusu karışımı bir koku. Ama bunu güzelleştiren nedir? Birkaç sene esans, uçucu esans yağında beklemesi lazım. Bazı prosesleri vardır. O prosesi, o işlemlerden geçince misk yağı ya da misk kokusu dediğimiz koku ortaya çıkmış olur. Şimdi bunu bir tartalım terazimizle. 31 gram olması lazım. Aynen 31 grammış. Şimdi bu kesecikten ben şuna biraz koyacağım. Tamam.